Önce yeni bir proje açalım. Boş bir aktivite seçiyoruz. Yeni isim verelim projemize. Projemize Authentication Firebase ismini verdim. Yani doğrulama yapacağız Firebase ile. Alttan minimum SDK olarak Android 11 seçiyorum ki güncel bir SDK olsun. Finish diyerek projemizi başlatıyoruz. Programı tam ekran yapayım. Şöyle. Yüklensin projemiz. Güzel. Projemiz yüklendi arkadaşlar. Projemiz yüklendikten sonra ilk yapacağımız şey arkadaşlar. ViewBinding'i tanımlamak. Bunun için de kütüphane bölümünden model dosyamı açıyorum. Burada Android kodumuzun başladığı ve bittiği yere bakıyorum. Burada bitmeden eklentimi ekliyorum şuraya. Build Features yazacağız arkadaşlar. Şöyle. Sonra süslü parantezlerimizi açıp ViewBinding'imizi buraya tanımlayacağız. ViewBinding eşittir. Söyle diyorum arkadaşlar. Şöyle. Sonra senkronize işlemini yapıyoruz. Güzel. Buradakini de arkadaşlar uyguluyorum. IDEM ile ilgili gerekli değişikliği yapsın. Tekrardan senkronize ediyorum. Güzel arkadaşlar. Düzgün bir şekilde view Band ikimizi tanımladık. Artık kod sayfasından rahat bir şekilde ben kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken ilk şey arkadaşlar projemizde kullanacağımız Firebase'in JSON dosyasını projemize eklemek ve gerekli olan bağlantıları kurmak. Bunun için Firebase'i açalım. Buradaki arama çubuğuna Firebase yazıyorum. Şöyle. Daha sonra Firebase google.com sitesini açalım. Konsola git diyorum. Kendi hesabımı açıyorum. Firebase hesabımı daha önce burada yapmış olduğum projeler mevcut arkadaşlar. Tekrardan proje ekle demiyorum. Çünkü buradaki hakkımı doldurmak istemiyorum. Buradaki hazır projelerimden birini kullanayım. Örneğin şuradaki Firebase Authentication'ı kullanalım. Sizde yeni proje yoksa yeni bir proje oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bu oluşturmuş olduğumuz projemizin içerisine uygulamayı ekleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi uygulama ekle diyorum. Android projesi. Şimdi paket ismimi istiyor. Geldim kod sayfama. Main Activity açıyorum. Şuradaki paket ismimi alıyorum. Sizde com ile başlayabilir. Com'u da dahil olacak şekilde alıyoruz. İsmimi ekledim. Alt tarafta arkadaşlar biz şimdi bu uygulamada Firebase'in Authentication özelliğini kullanacağımız için buradaki imza sertifikasını kesinlikle buraya eklememiz lazım. Yoksa uygulamamız çalışmaz. Geldim projeme. Şuradaki Gradle bölümünü açıyorum. Buradan ilk önce Task, sonra Android Buradan signing report dediğimiz bir dosyamız var. Çift tıklayıp açalım. Sayfamın en üstüne geliyorum. Şurada görebilirsiniz arkadaşlar. SH1 diye başlayan buradaki case story'miz arkadaşlar. Şuradan kopyalıyorum. Sağ tık copy. Geldim sayfama. Buraya ekliyorum. Ctrl C, Ctrl V. Uygulamaya kaydet diyorum. Bu şekilde sertifika imzamı eklemiş oluyorum. Bundan sonraki kısım Firebase ile benim projemin irtibata yani iletişime geçebilmesi için buradaki JSON dosyasını projeme dahil etmem lazım. Tıklıyorum arkadaşlar indiriyorum. Evet JSON dosyası bir şeklinde indirdi. Bakalım daha önce varmış arkadaşlar indirdiğim. Bunları komple siliyorum. Şöyle tekrardan indiriyorum. Orijinal isminde indirsin arkadaşlar. Güzel gördüğünüz gibi dosyamız indi. Geldim buradaki dosyamı seçiyorum. Kopyala diyorum. Sonra Android Studio programımızı açalım. Şurayı kapatayım. Android arkadaşlar Project moduna geçiriyoruz. Daha sonra buradaki App klasörümüzün içerisine JSON dosyamızı yapıştırıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi Google Services JSON dosyam geldi. Artık Firebase hesabımla iletişime geçebilirim arkadaşlar. Güzel. Bakalım hangi adımlar kaldı. Firebase'imizi açalım. Devam ediyorum. Aşağıda arkadaşlar diyor ki yine bu gradual dosyanızın içerisine project diye başlayan dosyamız buradaki kod satırlarını ekleyin diyor arkadaşlar. Genelde şunlar hazır olarak geliyor. Sadece şu satırı ekleyeceğiz. Kopyasını aldım. Dependencies bölümüne ekleyeceğim. Project model'ımın içerisine geldim. Android Studio'ya. Buradan Android hemen geçiş yapalım. Burada daha pratik bir yöntem var arkadaşlar. Android moduna geçtikten sonra project diye başlayan buradaki kütüphane dosyamı açıyorum. Şurayı kapatalım dependencies'in içerisine ekliyorum. Her ekleme işlemini yaptığımızda muhakkak senkronize senkronize işlemini yapalım arkadaşlar. Toplu olarak bazen yapamayabiliyor. Güzel bunu da ekledim. Bakalım hangi adımlarımız kaldı? Sonra arkadaşlar diyor ki uygulama modülüne geçiş yapın. Yani farklı bir kütüphane dosyanızı açın. Buradaki kod satırlarını ekleyin diyor arkadaşlar. Bu zaten hazır olarak geliyor. Şuradaki servis services'e eklememiz yeterli. Kopyasını aldım. Geldim Android Studio'ya. Android modundayken buradaki Build Gradle Model dosyamı açıyorum. En üstte ekliyorum arkadaşlar şuraya. Sonra senkronize ediyorum. Güzel. Bakalım başka neler var. Sonra Dependencies bölümüne aynı dosya içerisinde buradaki arkadaşlar Boom kütüphanesini eklememi istiyor. Kopyasını aldım. Geldim programıma. Yine Buradaki model dosyamızın içerisindeyiz arkadaşlar. Dependencies bölümüne geliyorum. Şuraya ekleyelim. Şurada tam altına. Sonra senkronize ediyorum. Güzel bunu da ekledik. Geldim sayfama devam ediyorum arkadaşlar. Konsola geç diyor. Geçelim. Şimdi arkadaşlar ben bağlantımı başarılı bir şekilde kurdum. Şimdi biz Firebase ile e-mail hesabımızı kullanıp arkadaşlar giriş yapmayı kullandığımızda buradaki authentication bölümünde arkadaşlar hangi veri tipinde ya da ne tarz bir giriş yapıyoruz? E-mail ile mi? Bir telefon numarası ile mi? Yoksa farklı bir yöntemimiz var. Buraya da arkadaşlar bunu aktif hale getirmemiz lazım. Geldim authentication bölümüne. Daha önce herhangi bir tanımlama yapmadığım için arkadaşlar buradaki başlayın kısmına tıklıyorum. Şimdi diyor ki sizin giriş metodunuz ne diyor? Yani sen uygulama yaptığında e-posta ile mi giriş yapacaksın? Telefon ile mi? Google ile mi? Ve burada birçok sosyal paylaşım sitesinin arkadaşlar hesapları var. Bunları seçerek arkadaşlar uygulamanızın içerisine dahil edebilirsiniz. Ben e-posta ile giriş yapmak istiyorum. Buraya geldim tıkladım. Buradan aktif hale getiriyorum. Sonra arkadaşlar kaydet diyorum. Evet başarılı bir şekilde kaydettim arkadaşlar. Bu ne işe yarayacak? Ben arkadaşlar e-mail hesabımı giriş yaptığımda şifremi ve e-mail hesabımı getirecek buradaki users bölümüne arkadaşlar eklemiş olacak. Buraya kullanıcı adımı parolamı ve aynı zamanda arkadaşlar id'mi burada oluşturmuş olacak. Aynı zamanda ben bu kullanıcı ile ilgili diğer bilgileri örneğin adını soyadını yaşını da saklamak istiyorsam buradaki real time database'imizi açıyoruz. Burada arkadaşlar eğer veri tabanınız yoksa size veri tabanı oluşturun diyecektir. Ben daha önce oluşturduğum için burada veri tabanım burada arkadaşlar. Ben içerisinde sıfırladım. Kullanıcı ile ilgili bilgileri de buradaki veri tabanımın içerisine ekleyeceğim. Kullanıcı giriş bilgileri Authentication bölümünde, kullanıcı ile ilgili bilgiler ise arkadaşlar buradaki realtime database'in içerisine kaydedeceğim. Yani ID'sini alacağım. ID'sinin altında kayıt işlemini yapmış olacağım arkadaşlar. Veri tabanımızı ve authentication bölümümüzü başarılı bir şekilde oluşturduk. Artık programımıza geçiş yapalım. Şimdi arkadaşlar şunları kapatıyorum. Şöyle tasarım sayfamıza açık kalsın. Şimdi Firebase ile başarılı bir şekilde bağlantı kurup kurmadığımı kontrol etmek istiyorum. Tools menüsüne geldim. Buradan Firebase'i açalım. Geldim buradan. İlk önce Authentication'ı açıyorum. Şuraya tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde bağlantı oluşturdum. Aynı zamanda benim buradaki Firebase ile arkadaşlar authentication özelliğini kullanabilmem için buradaki eklenti eklemem gerekiyor. Dependencies bölümünü ekleyecek arkadaşlar. Evet ekledim. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde işaretimiz çıktı. Aynı zamanda benim bu kullanıcı ile ilgili örneğin adını ve yaşını veri tabanına gerçek zamanlı olarak yazdırıp okuyabilmem için geri geliyorum. Buradaki Realtime Database özelliğini de aktif hale getirmem lazım. Şuradan eklentimi ekliyorum. Evet bilgi kaydetme ve okuma için de arkadaşlar gerekli olan kütüphane dosyamızın eklentisini de eklemiş olduk. Yani Firebase ile bağlantılarımız başarılı bir şekilde arkadaşlar kuruldu. Şimdi burayı kapatalım. Şöyle. Şimdi sıra neye geldi arkadaşlar? Uygulamamızı yavaş yavaş tasarımını yapmaya. Masa üstüne geliyorum. Burada arkadaşlar sizin için hazırlamış olduğum görseller var. Buradaki görsellere bakarak uygulamamızın tasarımını yapacağız. Bunların kopyasını alıyorum. Şöyle. Şunu kapatalım. Geldim programa arkadaşlar. Biz görsellerimizi nereye ekliyorduk? Buradaki drawable klasörümüzün içerisine yapıştırıyorum. Şöyle. Güzel görsellerimiz geldi arkadaşlar. Görsellerimiz burada dursun. Bunlara bakarak uygulamamızın tasarımını yaparız. Bir de projemde kullanacağım arkadaşlar. Ben renkleri burada bir metin belgesi içerisinde hazır olarak oluşturdum. Unutmamak için. Bunların kopyasını alıp bunları kullanacağım. Siz de arkadaşlar aynı isimleri verebilirsiniz. Geldim programıma. Şuradan kaldır izlemelimizi açalım. Güzel. Bakın burada renklerim var. Geldim şuraya. Renklerimi buraya ekliyorum arkadaşlar. Yazılarımızın rengi arkadaşlar burada text kaldır beyaz olacak. Butonumuzun arkadaşlar yazı rengi. Aynı zamanda biz Constraint Layout'umuzun arka plana bir gradyan uygulayacağız arkadaşlar. Bu gradyanı verdiğimde arkadaşlar e, yukarıdan aşağı doğru farklı renkler kullanacağım. Örneğin başlangıç rengi, orta rengi ve bitiş renklerini burada tanımladım. Siz de buradaki arkadaşlar kodlara bakarak buradaki renkleri alabilirsiniz. Burada bir hata veriyor kapatmamışız. Şöyle kapatalım arkadaşlar. Buradaki renkleri kullanacağım. Şimdi yavaş yavaş uygulamamızın tasarımına başlayalım. Şimdi tasarım sayfama geldim. Şuradan bir temamızı aktif hale getirelim. Şuradaki temamın arkadaşlar şuradaki action barını istemiyorum. Bunu kaldırmak istiyorum. Bunun için de Teams bölümüne geldim. İlk dosyamızı açıyoruz. Burada şuradaki tırnakların içerisine no action bar yazıyorum arkadaşlar. Kendisi gelecektir. Material components no action bar dedim. Geldim tasarım sayfama. Gördüğünüz gibi action barım kalkmış oldu arkadaşlar. Şimdi yukarıda buradaki arkadaşlar barımızın da rengini değiştirmemiz lazım. Bunun için Teams bölümüne tekrardan geliyorum. Şuradaki purple 700 diye başlayan arkadaşlar color primary variant dediğimiz rengimiz arkadaşlar. Şuradaki rengimiz bakın. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Color XML'e geldim. Şuradaki purple 700 arkadaşlar değiştireceğim. Hangi renkte değiştireceğim? Benim projemde kullanacağım Arkadaşlar butonumun arka plan rengiyle. Şurada bakın. Şunun renk kodunu aldım. Şuraya yapıştırdım. Geldim tasarım sayfama. Gördüğünüz gibi üst barımın rengini değiştirmiş oldum. Artık sıra neye geldi arkadaşlar? Uygulamamızın tasarımını yapmaya. Giriş sayfası ile başlayalım. Şuradaki resmimi açtım. Gereksiz olan dosyalarımı kapatıyorum. Şöyle. Giriş png'imiz burada kalsın. Şimdi uygulamamızın tasarımına baktığımızda arkadaşlar nelere ihtiyacımız var? İlk önce bir const layout'umuzun arka tarafta bir layout kullandığımızda buna bir gradient uygulamamız gerekiyor. Yani yukarıya yukarıdan aşağı doğru bir renk geçişi olacak. Bunu yapalım. Ondan sonra EditText'lerimizin arka planlarını oluşturmuşuz. Aynı zamanda butonumuza bir arka plan yani bir burada arkadaşlar radius değeri vermişiz. Bunların gerekli olan dosyalarını tanımlayalım. Geldim drawable içerisine sağ tık new Buradan Drivable Research File diyorum arkadaşlar. Yani ne yapacağım? Butonuma, Constraint Layout'uma ve Edit Text'lerime bir arka plan oluşturacağım arkadaşlar. Şuraya tıklıyorum. Buton. Arka plan diyorum. Büyük harf kullanmıyoruz. Buradaki root elementine shape diyorum. Şöyle. Sonra OK diyorum. Buradaki shape'lerin içerisinde artık arkadaşlar ben butonumun arka planı ile ilgili gerekli olan renklerimi ve gerekli olan arkadaşlar radius değerlerimi tanımlayabilirim. Ben sadece ne istiyorum? Bir kenarlık istiyorum. Şuraya geldim yazıyorum. Corner sonra Android radius diyorum. Öyle bir değer verelim ki arkadaşlar ne çok fazla olsun ne de çok düşük olsun. Ben 30 dp veriyorum şöyle. Sonra kapatıyorum. Güzel. Şimdi tabi ben radius değeri verdim ama arkadaşlar burada herhangi bir renk seçmediğim için çıkmıyor. Ama bunu butona uyguladığımda otomatik olarak kenarları arkadaşlar radius değerini alacaktır. Edit Textler için yapalım. Sağ tek New Driver Research File. Buna da Edit Text Arka Plan diyorum. Şöyle. Şuradaki Selektörü Shape olarak değiştirelim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ben Edit Text'imin ilk önce bir kenarlıklarına arkadaşlar radius vermek istiyorum. Bunun için de geldim şuraya. Corners. Sonra Android radius çok büyük bir değer vermeyelim arkadaşlar. Örneğin 8 10 dp yeterlidir. Çok fazla oval olmasın. Sonra şurayı kapatıyorum. Ve aynı zamanda arkadaşlar ben kenarlık verdiğimde edit aynı zamanda kenarlıklarında bir çizgi olursun istiyorum. Bakın burada olduğu gibi şu tasarımı elde etmek istiyorum. Geldim şuradaki edit text arka planımın içerisine bir kenarlık tanımlıyorum. Stroke. Sonra stroke'umun rengini belirliyorum. Ne rengimiz olacak arkadaşlar? Beyaz olacak. Şuradaki Color White'ı seçiyorum. Ve aynı zamanda bir genişlik belirtiyorum. Kenarlığıma Android Weeded. Örneğin 2 piksel olsun. Şöyle arkadaşlar. 2 piksel demeyelim de 2 dp direkt diyelim. Şöyle. Sonra kapatıyorum. Şöyle sonuna gelelim. Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk önce bir hafiften bir radius değeri verdik. Daha sonra da şuradaki kenarlığımıza da 2 dp'lik arkadaşlar bir ölçü vermiş olduk. Şimdi constraint layout'umuz içinde oluşturalım. Sağ tık new drivable research file diyorum. Buna da constraint arka plan diyorum şöyle. Güzel. Nasıl olacak arkadaşlar bu bizim constraint layout'umuzun arka planı göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi ilk önce koyu bir renk orta kısmında biraz daha açık koyu bir renk. Daha sonra arkadaşlar sarı rengimiz ile bir gradyan oluşturmuşuz Consteloutumuzun arka planına. Bunun için geldim burada Consteloutumu açıyorum. Şurayı bir kapatalım arkadaşlar. Burası niye böyle açık kalmış? Şurayı kapattım. Şurayı biraz daha yana çekelim şöyle geniş bir alanımız olsun. Şöyle. Buradaki selektörü shape olarak değiştiriyorum. Şimdi gradyanımızı tanımlayalım. Yazıyorum şuraya gradient Angel değerimiz de 90 olsun. Yani buradaki gradyanı yukarıdan aşağı mı aşağıdan yukarıya mı yoksa yanlardan mı bir gradyan oluşturmak istediğimi burada belirtiyorum. Şunu kapatalım. Şöyle kodlarımızı buranın içerisine yazalım. Gradyan ile ilgili kodlarımı. Android diyorum arkadaşlar. Bakalım Android Start Color. Şöyle başlangıç rengimi seçiyorum. Başlangıç rengim. Benim Color XML içerisinde bulunan şuradaki Start Color'ım olacak arkadaşlar. Güzel. Alt satıra geçtim. Android bu sefer orta rengimi seçiyorum. Yine color dizimenin içerisinde bulunan center Color'ımı seçtim. Sonra alt satıra geçtim. Yine color'ımızı tanımlayalım. Android bu sefer end color yani bitiş rengimi tanımlayacağım. Yazıyorum şuraya. Android end color. Rengimiz de color dizimenin içerisinde bulunan end color arkadaşlar. Bu şekilde hatta şunu biraz eşleştireyim şöyle. Görün arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı doğru arkadaşlar bir graden oluşturdum. Başlangıç rengim, rengim buradaki start kaldır arkadaşlar. Pardon şimdi şöyle bir durum var. Mesela eğer şuradaki koyu rengi arkadaşlar gördüğünüz gibi ters, tam tersine işlemiş. Örneğin end color'ı en başına almış. Start color mı en dibine götürmüş. Şuradaki 90'ın başına eksi 90 eklerseniz arkadaşlar bu tasarımı elde edebilirsiniz. Ama ben sarının yukarıdan değil arkadaşlar Aşağıdan başlamasını istiyorum. Bu sefer şuradaki eksiği siliyorum. 90 olarak yukarıdan aşağı doğru sarı rengimin belirgin olmasını istiyorum. Siz istediğiniz tasarıma göre arkadaşlar bunu değiştirebilirsiniz. Burası tamam arkadaşlar. Burayı kapatıyorum. Şuradaki edit tekstimizi de kapatalım. Butonumuzu da kapatıyorum. Şimdi tasarım sayfama baktığımda burada kullandığım iki tane arkadaşlar ikon var. Bir tane kilit bir de arkadaşlar yeni üyelik ikonumuz. Bunları da ekleyelim. Dribble içerisine geldim. Sağ tık, nif buradan vektör eset diyorum. İkonumuza tıklayalım. Güzel. İlkin bir kilit ekleyelim. Lock yazıyorum şuraya. Kilidimiz geldi. Okey dedim. Burada rengimizi belirleyelim. Ben siyah bir renk değil beyaz bir renk istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Büyüklükleri arkadaşlar 24'e 24. İsmini değiştirelim şuradan. Direkt Lock diyorum arkadaşlar şöyle. Kısa olsun. Ve Finish dedim. Güzel bakın şuraya geldi. Yeni bir tane daha ekleyelim. New Vector Asset ikonuma tıkladım. Bu sefer bir et diyelim bakalım çıkacak mı herhangi bir şey karşımıza. Evet şurada arkadaşlar var bakın gördüğünüz gibi şuradaki person et bunu kullanacağım. Şuradaki ismini değiştirmek istiyorum. Şöyle uzun olmasın kısa olsun. Kodlarımız uzuyor yoksa arkadaşlar. Rengi arkadaşlar zaten beyaz yüksekliği ve genişliğini buradan 24 olarak sabit bırakıyorum. Next ve finish diyorum. İkonlarım da arkadaşlar lock ve add olarak buraya geldi. Bundan sonra yapacağımız şey arkadaşlar artık uygulamamızın tasarımını yapmaya geldi sıra. Yani hangi tasarımı yapacağız? Buradaki giriş sayfamızın tasarımı. Geldim bakalım giriş sayfamız var mı? Layout açıyorum. Bir ActivityMain.xml dosyam var. Yani yeni bir tane giriş sayfası oluşturmam lazım. Buradaki arkadaşlar adımları... Ee, tek bir yerde komple yapıyorum. Mesela şuradaki Drivable içerisinde bütün kullanacağım dosyaları ekliyorum ki sizin için de arkadaşlar bir yerden sonra tasarım yaptıktan sonra buradaki dosyanın içerisine tekrardan geri dönmek istemiyorum. Toplu yapalım adım adım ilerleyelim arkadaşlar. Belki biraz uzun olabilir ama sizi sonradan uğraştır, uğraştırmamış oluyorum. Şuradaki layout'un üzerinde tık yapıyorum. New layout research file diyorum. Daha doğrusu activity ekleyelim ya. Yani öyle tek tek eklemeyelim. New direkt hazır activity ekleyelim. Buradan Boş bir activity seçiyorum. Empty activity'miz neredeymiş? Şurada. Şimdi yeni bir isim vermek istiyorum. Buradaki activity'mi arkadaşlar. Şuradaki ikiyi siliyorum. Buna ne diyelim? Buna giriş activity diyorum. Layout'umuzun da adı activity arkadaşlar. Giriş. Finish dedim. Bakalım dosyamız gelecek mi? Bekliyorum. Gördüğünüz gibi activity giriş diye tasarım sayfam geldi ve giriş activity diye arkadaşlar aynı zamanda bir tane de sınıfım oluşmuş oldu. Bir de arkadaşlar yeni üyelik sistemi için de bir sayfa yapalım. Layout'umuzu da sağ tık yapıyorum. New buradan activity boş bir activity. Buradaki ismini değiştirelim. Main activity demiyorum buna. Üye activity diyorum arkadaşlar. Buradaki layout'umuzun da adı activity üye olacak. Tamam finish dedim. Bakıyoruz şimdi gelsin. Evet activity üye ve aynı zamanda üye activity sınıfımızda buraya eklenmiş oldu. Ben şuradaki main activity de değiştirmek istiyorum. Arkadaşlar şurada activity main yazıyor ya sağ tık yaptım. Refactor buradan rename diyorum. Buna da activity main demişiz. Buna da activity profil diyelim. Şöyle. Yani kullanıcı adı e, giriş bilgilerini girdiğinde hoş geldiniz ekranda kullanıcının profilini göstersin. Profil bilgilerini göstersin. Refactor dedim. Activity profil olarak değişti. Geldim şuradaki main activity'min içerisine. Bunu da değiştiriyorum. Buna da refactor rename diyorum. Bu da activity'miz kalsın. Buna da profil activity diyorum arkadaşlar. Şöyle. Refactor dedim. Şuradan yalnız şunu değiştirmemiz lazım. Activity profilimi açtım. Kod kısmını açıyorum. Şurada arkadaşlar. Evet profil activity olarak gelmiş. Sıkıntı yok. Güzel. Artık bundan sonra arkadaşlar uygulamamızın tasarımını yapabiliriz. Gerekli olan sayfalarımı ekledim. Tabii şimdi arkadaşlar sayfalarımız normalde çok. Ben burada giriş, profil ve üye sayfalarını ekledim. Bunlar bizim ana sayfalarımız. Diğer yardımcı sayfalarımız oluştuğunda orada yeri geldiğinde kod yazarken hızlı bir şekilde ekleriz arkadaşlar. Giriş sayfamı açıyorum. Şöyle çalışmalarıma birazcık zoom yapayım. Şurayı şöyle biraz yanaştırayım şöyle arkadaşlar. Hatta buraya ihtiyacım yok. Burayı kapatayım şöyle. Güzel bir geniş alan olsun. Şimdi projemde neye ihtiyacım var? Şuradaki sayfalarımı kapatıyorum. Şöyle üye aktivite de kapattım. Profil aktivite de kapattım. Şu giriş kalacak. Şu activity profili de kapatıyorum. Şuradan bakalım arkadaşlar. Şimdi geldim activity girişe. Aynı zamanda bunun sınıfını da açalım. Giriş activity. Sonra kapatıyorum. Kodlarım burada. Resmimi sağ tarafa aldım. İlkin hoş geldiniz diye bir tane arkadaşlar. Tek CV ihtiyacımız var. Geldim tasarım sayfama. Text bölümünden bir tane text view ekledim şuraya. Şöyle. Şimdi ben buraya geldim, arka planı gördüğünüz gibi arkadaşlar koyu. Ne yapmam lazım? Şu arka planı hemen hızlı bir şekilde değiştirmem lazım. Constraint layout'umu seçtim. Şuradaki arama çubuğuna background yazıyorum. Şuradan biz color XML içerisinde tanımlamıştık. Aynı zamanda drawable içerisinde de bir arka plan oluşturmuştuk. Buradaki constraint layout'umu seçiyorum. Gördüğünüz gibi direkt gradyanım buradaki constraint layout'umun arka plana uyarlanmış oldu. Şimdi buradaki text view'me hoş geldiniz yazacağım. Text bölümünden şurada. Hoş geldiniz yazdım. Şöyle arkadaşlar. Herhangi bir yazı büyüklüğü şu an vermiyorum. Onları sonradan yaparız. Daha sonra e-mail'imi ve parolamı girebileceğim iki tane edit text'e ihtiyacım var. Şimdi bir tane e-mail için ekleyelim. Tasarım sayfama geldim. Text bölümünden Burada bir tane email edit text'ime ekliyorum şuraya şöyle. Güzel. Bunu ekledim arkadaşlar. Hemen ne yapacağım? Bunu arka planını oluşturmam lazım. Geldim şuradaki arama çubuğuna background yazıyorum. Şuradan hemen drawable içerisinde bulunan edit text arka planımı seçip buraya uyarlıyorum. Gördüğünüz gibi arka planım hemen buraya eklenmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapmamız lazım? Bu edit text'imizi biçimlendirmemiz lazım. Split moduna geçiş yapıyorum. Yani burada bir yandan kodlarımız olsun arkadaşlar. Bir yandan da buradaki edit tekstlerimizi biçimlendirelim. İkisini de aynı anda görmüş olursunuz. Buradaki hoş geldiniz text filmimizle arkadaşlar başlayalım. İlk önce şunu bir yazı rengini değiştirelim. Color yazdım. Text color ne olacak arkadaşlar? Tanımlamıştık color xml içerisinde. Şuradan text color yani beyaz olacak. Yazımızın fontunu büyütelim. Size yazdım. Text size 40 sp olsun. Büyük gözüksün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle güzel ortaya aldım. Bununla ilgili yapacağımız herhangi bir şey var mı? Şu an yok. Geldim buradaki edit text'imin içerisine. Geldim şuraya. Şuradan itibaren yazalım. Padding yazdım. Android padding. Her köşesinden arkadaşlar 10 dp'lik bir padding verdim. Gördüğünüz gibi edit text'imiz büyümüş oldu. Şimdi edit text'imizde bir hint değeri var mı? Bakıyorum. Hint değerimiz yok. Buraya yazalım. Hint. Android hint. Ne olacak arkadaşlar? Şuradaki hemen açıklama kısmına bakıyorum. E-mail adresinizi giriniz. Tamam geldim şuraya. E-mail adresinizi giriniz dedim. Şöyle. Gördüğünüz gibi geldi. Ama dikkat ettiyseniz rengimiz arkadaşlar hafif bir koyuluk var rengimizde. Buradaki hint color'ımızı da değiştirelim. Color hint rengimiz beyaz olacak. Yani text color'ımızı kullanacağız. Şuradaki text color beyaz olan arkadaşlar. Aynı zamanda yazımızın da rengini değiştirelim. Text color. Text color. Buradaki arkadaşlar hint mesajımız kullanıcının gördüğü hint color, adını e-mailimiz yazdığımızda gözükecek olan da arkadaşlar text color olmuş olacak. Bununla ilgili yapabileceğim herhangi bir şey var mı? İsterseniz arkadaşlar yazımızın fontunu da büyütelim. Örneğin text size. Buna da 16 dp diyelim. Şöyle çok mu olur? Yo arkadaşlar hatta 20 DP diyelim. Standart olsun. 20 DP. Şöyle güzel. Böyle daha iyi. Herhangi bir sıkıntımız var mı diye bir kontrol ediyorum. Yok arkadaşlar. Ne yapmam lazım? Benim bunun bir kopyasına ihtiyacım var. Geldim şuraya. Ctrl C yaptım ve Ctrl V yaptım. Bir kopyasını aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu e-mail olmayacak. Ne olacak? Parola olacak. Ne yazmışız? Hintine parolanızı giriniz demişiz. Tamam. Geldim. Şunu seçtim. Tekrardan tıklıyorum. Şuraya parolanızı giriniz dedi. Hint mesajımız bu. Aynı zamanda bu bir parola olduğu için arkadaşlar buradaki input type'ını text olarak değil de password olarak değiştiriyorum. Text password. İçerisine girdiğimizde yıldızlı olarak göstermiş olacak arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok. Geldim. Başka neler varmış? Parolamı unuttum diye bir tane text view'imiz var. Geldim şuraya. Buradaki text bir kopyasını alıyorum arkadaşlar. Ctrl C, Ctrl V. Bir kopya aldım. Şuraya getirdim. Şimdi bunun üzerine tıkladım. Kodlarım geldi. Buradaki 40 SP'yi 20 SP olarak değiştiriyorum. Tekrardan gidip baştan bir tasarım yapmıyorum arkadaşlar. Bunun sol tarafında bir tane ikonumuz var. Onu ekleyelim. Geldim şuraya. Drivable left dedim. Ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Kilit. Bakalım lock diye var mıydı drivable'ımızın içerisinde. Bakın şurada seçtim. Tabi yukarıdaki ekledik arkadaşlar? Ctrl Z ile geri alıyorum. Şunu seçeceğiz. Güzel. Şuraya ekleyeceğim. Drivable left. Buradan lock'ı seçtim. Gördüğünüz gibi kilidimiz geldi. Bunun hinti ne olacaktı arkadaşlar? Yani text name'i ne olacaktı? Şuradaki hoş geldiniz yerine tekrardan tıklıyorum. Evet güzel. Hoş geldiniz yerine parolamı unuttum. Şöyle. Güzel. Bu da geldi buraya. Bakalım başka neler var? Sonra giriş yap butonumuz var. Bir de yeni üyelik var. Hemen gelip şuradaki yeni üyeliği de oluşturuyorum. Buradaki parola unutumun bir kopyasını aldım. Ctrl C, Ctrl V diyorum. Getirdim şuraya sürükleyip bıraktım. Bu ne olacak arkadaşlar? Tekrardan seçiyorum kodlarım gelsin. Güzel geldi. Parola unutum olmayacak. Yeni üyelik olacak. Yeni üyelik. Güzel. Bunun da ikonunu değiştirelim. Buradaki drivable leftimizi bulalım bir şuradan. Ne olacaktı bu? Et olacaktı arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi geldi buraya ikonumuz. Bir de butona ihtiyacım var. Butonumu da şu araya ekleyeyim. Geldim. Tasarım sayfasından ekleyelim arkadaşlar. Buttons bölümüne geldim. Buradan bir tane standart ekliyorum. Standart bir buton. Butonum burada. Güzel. Şimdi split moda geçiş yapıyorum. Aynı şekilde. Geldim. İlk önce butonumun üzerine tıklıyorum. Şimdi butonumun ilk önce arka plan rengini değiştireceğim arkadaşlar. Geldim. Daha doğrusu arka planını değiştireceğim. Arka plan rengini değil. Android background. Sonra şuradan Drivable'ın içerisinde tanımlamıştık. Drivable button arka plan. Şöyle. Gördüğünüz gibi köşeli oldu ama butonumuzun arka plan rengi değiştirmedi. Bunu da değiştirelim. Buna da background tint dediğimiz bir özelliğimiz var. Buradan butonumun rengini değiştirebilirim. Button color. Color'ımızın içerisinde bulunan Button Color şuraya bir yazalım gelecek mi? Evet Button Color dedim. Şimdi bakıyorum butonumun rengi arkadaşlar buradan değişmedi. Neden? Çünkü arkadaşlar temamızdan etkileniyor. Geldim bir projemi açayım şuradan. Color XML'imizi açalım. Şuradan. Şu rengimizden arkadaşlar ekleniyor. Şuradaki Purple 500. Ü. Ne yapacağım? Burada butonumda kullanmak istediğim şuradaki Button Color'ın rengimin kopyasını alıp şuraya etkiliyorum arkadaşlar. Şuraya ekliyorum. Şöyle. Bu de butonumun da arka plan rengi gördüğünüz gibi arkadaşlar değişmiş oldu. Şurayı kapatalım. Şimdi butonumuza ismini verelim. Giriş yap dedim arkadaşlar. Hatta yeğemiz de büyük olsun. Şöyle. Giriş yap dedim. Bakalım herhangi bir eksikliğimiz var mı tasarımımızda? Giriş yap dedim. Bir de alt tarafta bir tane de arkadaşlar kullanıcının yeni üyelik ve Aynı zamanda giriş yaparak arkadaşlar buradaki gizlilik ve kullanım koşullarını kabul eden bir tane bir metin ekleyelim. Şuraya alt tarafa bir tane text view ekleyeceğiz. Geldim tasarım sayfama. Şuradaki text view'u seçiyorum arkadaşlar. Bakın tekrardan baştan bir sıfır tasarım yapmıyorum. Şuraya geldim tıkladım. Ctrl C, Ctrl V bir kopyasını aldım. Şuraya ekledim. Şimdi bunun üzerine tıklıyorum. Kodlarım gelsin istiyorum. Tekrardan tıklıyorum şöyle. Neredeymiş kodlarım bir bakayım arkadaşlar. Normalde tıkladığımızda gelir ama güzel şur demiş bakın arkadaşlar. İlk önce şuradaki ikonu kaldırıyorum. Buna ihtiyacım yok. Bunun yazı boyutuna 20 sp demişiz. Bunu 16 sp yapalım. Çok büyük olabilir. Şöyle. Bakalım ne yazmışız. Üye olarak veya giriş yaparak hemen ekliyorum şuraya. Tekrardan seçtim. Üye olarak veya giriş yaparak metnime bakıyorum arkadaşlar. Kullanımı ve gizlilik koşullarını kullanım ve gizlilik. Hatta şuradaki G'yi de büyük yazalım. Şöyle gizlilik koşullarını. Geldim. Evet, kullanım ve gizlilik koşullarını kabul etmiş sayılırsınız. Geldim şuraya. Şuradaki de büyük yapalım. Şöyle. Kabul etmiş sayılırsınız. Profesyonel anlamda arkadaşlar bir tasarım yapıyoruz. O yüzden bunlara dikkat etmemiz lazım. Geldim şuradaki text'imi şöyle ortaya getiriyorum. Bakalım yazılarımızda bir taşma falan var mı? Büyüklüğü de yeterli arkadaşlar. 16 sp. Herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Güzel. Bakalım tasarımımızda bir eksiklik var mı? Şu an herhangi bir eksikliğim yok arkadaşlar. Artık bunların ID'lerini verebilirim. Geldim şimdi activity main giriş sayfama. Şuradan itibaren arkadaşlar ID'lerimizi verelim. Şuradaki text view'mi seçiyorum. Tıkladım. Buradaki text view yerine buna giriş text diyorum arkadaşlar. ID'si Geldim buradaki e-mail olan edit teksimi seçtim. Şunu değiştiriyorum arkadaşlar. Buna da giriş e-mail diyorum. Giriş sayfasının olduğunu hatırlatması için hepsinin başına arkadaşlar giriş ekliyorum. Siz de bu şekilde bir kodlama yapabilirsiniz. Geldim parola seçtim. Buna da giriş parola diyor. Parola unuttum kısmına geldim. Bunun da teksiv iki yerine buna da giriş parola şöyle tam yazalım parola unuttum diyeyim arkadaşlar şöyle parola unuttum dedim. şuradaki butonumu seçtim button yerine buna da giriş ee, giriş yap button diyelim arkadaşlar buna da giriş yap buton diyelim şöyle zaten başında giriş var geldim buradaki yeni üyeliğe tek view'minde yeni id'sini giriş Yeni üyelik diyorum arkadaşlar. Yeni üyelik. Tamamen ismi dursun. Ve rahat bir şekilde de arkadaşlar hatırlarım ben bunu. Buradaki ID'lerini verdim. Şu aşağıda bir tane var. Bunu da verelim. Bakalım neredeymiş arkadaşlar. Şu text seçtim. Şurada arkadaşlar text view 4. Bununla ilgili herhangi bir veri ekleyip çıkaramayacağım için arkadaşlar burada text view 4 şeklinde kalabilir. Şimdi tasarım sayfama geliyorum arkadaşlar. Buradaki tasarım elemanlarımızın constraint layout bağlantılarını yapalım. Burada gördüğünüz gibi ID'lerimiz burada verilmiş durumda arkadaşlar. Buradan da bakabilirsiniz. Şimdi şurayı siliyorum. Hoş geldiniz ile başlıyorum. Soldan, sağdan ve üstten bağlantılarını yaptım. Şöyle tıklayayım şuraya. 100 diyor arkadaşlar. Biraz fazla olabilir. Şunu 90 yapalım. Şöyle. 90 yaptıktan sonra kenarlarındaki boşlukları 16 yapıyorum arkadaşlar. Bütün arkadaşlar boşluklarımız 16 olacak. Siz de aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Genişliğimiz rap content. Güzel böyle kalsın. Buradaki edit teksimi seçtim. Konsol layout bağlantılarımı yapıyorum. Şöyle. Kenarlıklar 16, boşluklarımız üst bağlantısını yukarıdaki hoş geldiniz teksime yaptım. Burada 38 diyor. 32 diyelim biraz çok fazla uzak durmasın arkadaşlar. Buradaki genişliklerini Mesh Constraint yapıyorum. Sayfama tamamen oturmuş olsun. Yukarıdaki hoş geldiniz tekstimde bağlantısını aşağıdaki edit tekstime yapıyorum ki beraber hareket etsinler. Boşluğumuz da buradan sıfır. Güzel. Geldim diğer edit tekstimi seçtim. Kenarlıktan boşluk 16. Şöyle. Güzel. Üst bağlantımı yapıyorum. Yukarıdaki edit tekstime. Aralarındaki boşluk az olsun arkadaşlar. 8 dp yeterli. Bunun da genişliği Mesh Constraint. Güzel. Edit Text'imi seçtim. Bunun da arkadaşlar alt bağlantısını aşağı yapıyorum. Beraber hareket etsinler. Güzel arkadaşlar. Bakıyorum bir eksikliğim var mı? Şurada yok. Burada yok. Bunun da tabii ki alt bağlantısı var. Bunu da buraya bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi buradaki teksvimi seçtim. Bağlantısını yapıyorum şöyle. 16 sağ tarafa da bağlantısını yaptım. 16 üst bağlantısını yukarıdaki edit teksime yaptım. Aralarındaki boşluk 8 olsun. Birine yakın dursunlar arkadaşlar. Hatta 16 yapalım. Bir miktar fazla olsun. Güzel. Yukarıdaki edit teksimin de alt bağlantısını aşağıdaki teksvime yapıyorum. Boşluğumuz 0. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki teksvim genişliği wrap content olduğu için sayfamın tam ortasında duruyor. Ama ben bunun tam sola gelmesini istiyorum. O zaman buradan şuradaki arkadaşlar sürükte bırak yöntemiyle tamamen sola çektiğimde gördüğünüz gibi bunlarla aynı hizaya geldi. Çünkü kenar boşluğu arkadaşlar 16 dp. Bunu unutmayın. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Geldim buradaki butonuma. Bunda bağlantılarını yapıyorum. Güzel. Şöyle. Boşluklar 16. Yukarısını yukarıdaki tek bağladım. Aralarındaki boşlukta 32 olsun. Biraz birbirinden uzak dursunlar. Parola unuttum. Tek seçtim. Alt bağlantısını butonuma yaptım. Aradaki boşluğu sıfırladım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi butonum burada. Butonumun üst bağlantısını yukarıya yapmıştım. Alt bağlantısı kaldı. Onu da buradaki Yeni üyeliği yapalım. Şimdi geldim. Bunun da bağlantılarını yapıyorum. 16. Şuradan 16. Üst bağlantısı bu duruma bağlı olacak. Aralarındaki boşluk 16 olsun. Çok fazla uzak durmasınlar birbirlerine. Eğer çok yakın oluyorsa 32'de arkadaşlar yapabilirsiniz. Şimdi bu durumu seçtim. Alt bağlantısını aşağıdaki yeni üyeliğe yaptım. Boşluğumuz 0. Güzel. Geldim yeni üyeliği seçtim. Alt bağlantımız yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne yapacağım? Bunu yaptıktan sonra bağlantısını yapacağım. Şimdi bunun da kenarlıklarını 16 olarak ayarlayacağım. Şöyle. Gördüğünüz gibi sayfama tam oturmadı. Çünkü mesh konset yapmadım. Mesh konseti yaptığımda boşluklarımız oluşacaktır. Alt bağlantısına şey yaptım. Yine aynı şekilde 16 olsun boşluğumuz. Yukarı bağlantısını yukarıdaki yeni üyeliğe yaptım. Bunun da alt bağlantısını aşağıdaki teksirme yapıyorum ki aralarında bir boşluk oluşmasın arkadaşlar. Şuna da sıfır diyor. Şöyle. Buraya da geldi. Hatta şuradaki text view'imizin metnini ortalayabiliriz. Bunun için de şuradan <laughs> text alignment bölümünden şuradan ortalıyorum arkadaşlar. Şöyle tamamen ortaya gelmiş olsun. Bakıyorum herhangi bir eksikliğim var mı? Bağlantılarını kontrol edeceğim arkadaşlar. Burada yok. Şurada yok. Şuraya bakıyorum. Giriş yaptı da yok yukarı geldim. Evet herhangi bir eksikliğimiz yok. Hatta şunu yapabiliriz. İsterseniz şuradaki giriş yap butonumuzun arkadaşlar. Yazı fontunu bakalım. Şuradan bolt yapmış mıyız? Yok arkadaşlar. Hepsi standart. O zaman bolt yapmaya da gerek yok. Tasarımız bitti. Tasarımızın düzgün olup olmadığını arkadaşlar bir ilk önce sanal cihazımızda test edelim. Geldim şuraya. Şuradan uygulamamızı seçiyoruz. Epi dosyamızı ve cihazımda test ediyorum. Bir tane hata verdi arkadaşlar. Şu programımızı bir aşağı indirelim. Bakalım hatamıza. Activity girişin içerisinde 10. satırda arkadaşlar bir hatamız olduğunu söylüyor. Drive left ile ilgili bir sıkıntı varmış. Bir bakalım. Split moda geçiş yapıyorum. 10. satır bakalım bakalım. Ha şurada arkadaşlar bakın drive left oluşturmuş içerisini boş bırakmışız. Şunu kapatıyorum. Tekrardan çalıştırıyorum. açasın arkadaşlar. Evet Hello World diye arkadaşlar burası geldi. Neden böyle bir sayfa geldi arkadaşlar? Çünkü girişte uygulamam ilk çalıştığında buradaki sayfam geliyor. Şimdi benim buradaki Activity giriş sayfasını çalıştırmam lazım. Bunun için manifest dosyamızı açıyoruz. Bakın burada arkadaşlar benim aktivitelerimi yöneten sınıflarım mevcut. Buradaki arkadaşlar sınıf uygulamam ilk çalıştığında açılacak olan sınıf. Bu sınıfa hangi bağlı activity varsa onu çalıştırır. Ben profili istemiyorum. Buradaki giriş activity istiyorum. Ctrl C ile kopyasını aldım. Buraya yazdım. Buna da profil activity diyorum. Yani giriş activity çalıştıracak ilkin şimdi. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bilerek göstermek istedi. E evet, şimdi giriş sayfamız geldi. Bakıyorum bir tasarımımızda bir problem var mı? Hoş geldiniz. E-mail adresinizi giriniz. Parolamı unuttum. Güzel. Şuradaki giriş yap'ı büyük yapmış arkadaşlar. Bu küçük olacak. Onu yapalım. Başka da bir eksiğimiz yok tasarımımız arkadaşlar. Tamam. Geldim şimdi tasarım sayfama. Şu manifesti kapatalım. Şimdi sonra ne yapacağız arkadaşlar? Tasarıma geldim. Şuradaki butonumu seçiyorum. Şuradan text all Caps dediğimiz bir özellik var arkadaşlar. Bunu buradan arkadaşlar false yaptığımızda buradaki giriş yaptığımız arkadaşlar metnimiz küçük olmuş olacaktık. Tekrardan bir test edelim. Tabi sınav cihazımızı kapattık. Açılsın. Bundan sonraki aşama basit arkadaşlar. Zaten biz uygulamamızın tasarımını yaptığımız için baştan bir tasarım yapmamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi buradaki giriş yap butonumda arkadaşlar. eee değişmiş oldu. Yalnız buradaki yazı fontumuz biraz küçük. Onu da büyütelim. Butonum seçiliyken sağ tarafta tek size bölümünden şuradan tek size'ını 20 sp yapıyorum arkadaşlar. Standart olsun. Şöyle biraz büyük olmuş olacak. Güzel. Şimdi biz bu tasarım yaptığım için arkadaşlar gidip diğer sayfalarımın tasarımı için baştan bir tasarım yapmayacağım. Buradaki arkadaşlar hazır tasarımı kullanacağım. Daha hızlı işlem yapmış olacağız. Ama bunun da püf noktaları var. Buna dikkat edin. Yoksa hata yaparsınız. Geldim diğer sayfama bakıyorum. Giriş yaptı yaptık. Şimdi arkadaşlar üyeliği yapalım. Yeni üyelik. Geldim şuraya tıkladım. Şuradaki giriş yapı kapatalım. Yeni üyeliğimi şuraya alıyorum. Kaldır XML ile işimiz yok. Kapatalım. Şimdi giriş sayfası ile de işim yok. Giriş yap KT ile de işim yok. Resmin burada açık kalsın. Şimdi arkadaşlar yeni üyelik olacak. Adınızı soyadınızı girin. Bir de farklı olarak buraya bir tane de arkadaşlar kaydet butonu eklenmiş. Yani ben şurada e, Activity giriş e, dosyamda bulunan bu tasarımın aynısını alıp kullanabilirim. Çünkü aynı şeyler zaten. Bunun için arkadaşlar Activity giriş dosyamın kod bölümüne geçiş yapıyorum. Klavyeden Ctrl-A'ya basarak daha sonra Ctrl-C yapıyorum. Ya da şöyle yapalım. Copy diyorum. Hepsini kopyaladım. Kopyalama işleminden sonra boş bir yere tıklıyoruz. Buradaki seçimi iptal ediyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Geldim. Activity üye ol XML dosyama. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir tasarım şu an yok kod bölümüne geçiş yaptım. Hatta split moduna geçiş yapalım. Şöyle. Şurayı kapatıyorum. Burayı kontrol ile seçip komple siliyorum arkadaşlar. Kopyalamış olduğum kodlarımı buraya yapıştırıyorum. Şimdi bu benim arkadaşlar üyelik olan sayfam olduğu için buradaki e, sınıfımın ismini değiştiriyorum. Ne olacaktı? Üye aktivite olacaktı. Yani üye aktivite sınıfım buradaki activity üye xml dosyamı yönetmiş olacak. Burada arkadaşlar buraya ekler eklemez ilk yapmanız gereken şey buradaki tasarımın Constraint bağlantılarını iptal etmeniz. Eğer buradaki Constraint Dağıtım bağlantılarını iptal etmezseniz şöyle söyleyeyim ne oluyor. Buradaki giriş egzemen içerisinde bulunan şuradaki tasarımım da komple değişmiş olacak. Diğer tarafta yaptığınız adım bunu da değiştirmiş olacak. O yüzden şu sayfamı kapatıyorum. Activity üye sayfamın ilk önce şuradaki komple Constraint'lerini siliyorum şuradan. Bakın herhangi bir konsept kalmadı arkadaşlar. Geldim. Şuradaki biz girişim yaptık. Yok üye üyedeyiz. Geldim giriş xml'in içerisinde. Gördüğünüz gibi bunun bağlantılarına herhangi bir şey olmadı. Buna dikkat edin. Daha sonra geldim. Üye xml'in tekrardan içerisine. Bilerek geçiş yapıyorum. Aklınız karışmasın ama burası çok önemli arkadaşlar. Ondan tekrar etmek istiyorum. Şimdi neye ihtiyacım var? Bakıyorum resmime. Yeni üyelik. Tamam. Geldim şuradan. Textview'imi seçtim. Şunu. Şurayı kapatalım. Buradan yeni üyelik diyorum. Yeni üyelik. Güzel. Resmime bakıyorum. Adınızı ve soyadınızı girin diye bir tane de arkadaşlar edit text'imiz varmış. Tamam. Sıkıntı yok. Şunları bir aşağı çekeceğim. Klavyeden shift tuşuna basarak buradaki tasarım elemanlarımı seçiyorum. Bir miktar aşağı alıyorum. Şöyle. Şöyle şurada dursunlar arkadaşlar. Hatta biraz daha aşağı alayım. Şöyle. Buradaki e-mail'imi Ctrl C ve Ctrl V ile bir kopyasını aldım. Bir tanesini yukarıya taşıyorum şöyle. Boş bir yere tıkladım. Şuraya çift tıklıyorum. Edit teksin buraya geldi. Ne demişiz arkadaşlar açıklama kısmına? Hintine adını ve soyadınızı yazınız. Tamam geldim şuraya. Adınızı ve soyadınızı yazınız dedim arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi geldi. Bakalım diğer ne var? E-mail adresinizi yazın. Parolanızı yazınız. Kontrol ediyorum. E-mail parola aynı. Başka ne var? Burada arkadaşlar parolamı unuttum yok. Geldim şuradaki parolamı unuttum. Siliyorum arkadaşlar. Böyle. Şimdi giriş yap butonum var. Bir de bunun yerine kaydet diye bir butona daha ihtiyacım var. Ctrl C yaptım ve Ctrl V yaptım. Bir kopyasını aldım. Onu da buraya ekledim. Şöyle. Şu ikisini biraz aşağı alayım. Güzel. O da burada dursun. Bu giriş yap olmayacak. Ne olacak arkadaşlar? kaydet olacak. Güzel değiştirdim. Geldim buradaki yeni üyeliğime. kaydet butonum giriş yap butonum olacak. Bir de alt tarafta bizim e, kullanıcı sözleşme ile ilgili bir yazımız olacak. Şuradaki yeni üyeliği kaldırıyorum yani. Arkadaşlar bu kadar basit. Şimdi burada Constrate Layout bağlantılarımı yapmadan önce buradaki tasarım elemanlarıma ID'lerini vermem lazım. Yoksa arkadaşlar buradan ID'leri değiştirdiğimde girip giriş sayfamdaki de ID'leri değiştirecek. Buna dikkat edin. Constraint bağlantılarını yapmadan buna üye tekst diyorum arkadaşlar. Şöyle. Güzel. Geldim şuraya. Buna da üye ad soyad diyorum. Yani üye sayfasında yim anlamına gelen başına üye ekliyorum. Geldim şuraya. Üye e-mail diyorum. Sonra geldim parolama. Buna da üye parola dedim. Buna da üye kaydet buton diyorum. Sonra giriş yap butonuma geldim. Buna da üye giriş yap buton diyorum arkadaşlar. Biraz uzun oldu ama olsun. Daha iyi hatırlamış oluruz. Buna da textini değiştirmeye gerek var mı? Değiştirelim. Buna da üye text diyelim. Üye text 2 olsun arkadaşlar şöyle. Daha önce üye text vermiştik çünkü. Güzel. ID'lerini verdim. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi burada şeyi kontrol edelim. Design'ıma geldim. Şuradaki panelimizi bir açalım. Şimdi bakın üye diye bütün ID'lerim burada otomatik olarak başladı. Activity girişe geldim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar giriş ile başlayan ID'lerim değişmedi. Eğer constant out bağlantılarını iptal etmezseniz bunlar da arkadaşlar hepsi üyeye dönüşmüş olacaktı. Buna dikkat edin. Geldim şimdi üye sayfama. Buradaki bağlantıları yapalım arkadaşlar. Bundan sonraki adım basit. Biraz çalışma alanıma zoom yapıyorum. Şöyle. Yeni üyeliği seçtim. Buradan Cosset Layout bağlantılarını yapıyorum. Üste de yapıyorum arkadaşlar. Boşluklarımız aynı şekilde 16. Şöyle yukarıdan da 90 kalmış. 90 olsun. Sıkıntı yok. Yağmur yayıyor arkadaşlar. Bir kapatayım camı. Güzel. güzel bakıyorum. Text filmin arkadaşlar bağlantılarını yaptım. Şöyle bir odaklama yapalım arkadaşlar kameramıza. Güzel. Şimdi yeni velimizi yaptık. Boşluğumuz 90 boşluklar 16, genişlik rap content. Güzel. Zaten bunlar yerinde olduğu için hemen hızlı bir şekilde bunları da yapabiliriz. Şöyle 16 16 üst bağlantısını yukarıya yaptım. Aradaki boşluk 32 olsun. Genişliği şuradan mesh constraint. Geldim buna. Aynı şekilde bağlantılarını yapıyorum. 16, 16. Üst balansını yukarı yaptım. Aradaki boşluk 8. Genişlik Mesh Constraint. Buradaki 7 teksimin alt balansını aşağı yapıyorum. Aradaki boşluk 0. Bakıyorum yukarıdakini yaptım mı? Yok bunu da yapalım. Bunu da boşluğunu 0 olarak ayarladım arkadaşlar. Güzel. Şimdi bu tamam. Bu da tamam. Şuna gelelim. Bunu da genişliklerini ayarlıyorum. 16, 16. Üst balansı yukarıya. Aradaki boşluk 8. Genişlik Mesh Constraint. Şöyle. Buradaki Edit Text'imi seçtim. Alt bağlantısını aşağıdaki ne yapıyorum. Böyle sırayla gidin ki arkadaşlar. Unutmayın. Geldim buradaki parolama. Şimdi butonumu bağlayacağım arkadaşlar. Butonumu bir şunu bir aşağı indirelim. Bağlantılarını yapıyorum. Boşluklarımız 16. Standart arkadaşlar. Yukarıya bağladım. Aradaki boşluğu 32 olarak ayarladım. Çok fazla uzak durmasın. Genişlik, rap content. Edit text'imi seçtim. Alt bağlantısını yaptım. Şöyle boşluğumuz sıfır. Güzel. Şimdi bu butonun da bağlantısını yapıyorum. Şöyle boşluğumuz 16. Şöyle bu da 16 olacak. Üst bağlantısını yukarıdaki butonuma yaptım. Boşluğumuz 32 olsun. Aralarında standart olsun. Butonumu seçtim. Alt bağlantısını aşağıdaki butonuma yaptığım için boşluğu da sıfır yapıyorum. Şuradaki text view'mi seçtim. Buradan 16, 16 genişlik mesh constraint. Üst bağlantım butonuma, alt bağlantım constraint layout'a, boşluğum 16 arkadaşlar. Buradaki butonumu seçtim, alt bağlantısını yaptım. Aradaki boşluğu 0 yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Tasarımda herhangi bir problemim var mı? Yok arkadaşlar. Bakıyorum güzel. Buradaki boşlukları kendinize göre biçimlendirebilirsiniz. Bakıyorum eksik var mı? Şöyle bir hızlı kontrol ediyorum arkadaşlar. Herhangi bir constate bağlantım şu an arkadaşlar eksik gözükmüyor. Şimdi bu tasarım sayfamızı bir emülatörde görelim. Şimdi bu hangisine bağlı? Activity üye. Yani şuradaki üye activity ilk başta çalışacak. Geldim manifest dosyamın içerisine. Şuradaki üye activity Ctrl-C, Ctrl-V c, diyorum. İlk bu çalışını istiyorum. Buraya da giriş activity diyelim. Güzel. Durdurdum. Tekrardan çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet yeni üyelik sayfamız geldi. Adınızı ve soyadınızı girin. Burada bir boşluk bırakırız. E-mail adresinizi girin. Parola, kaydet, giriş yap ve tekstimiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tasarımı yapmak bu kadar basit. Şurayı sadece değiştirelim. Güzel. Şunu bir aşağı indireyim arkadaşlar. Projemizi durduralım. Manifest dosyamı kapatıyorum. Activity giriş sayfamı da kapatayım şuradan. Üye sayfamdayım. Şu aradaki boşluğu yerlerim. Adınızı ve soyadınızı giriniz. Adınızı ve soyadınızı giriniz. Güzel. Herhangi bir sıkıntım yok. Buradaki id'leri de verdim. Sıra neye geldi arkadaşlar? Diğer sayfamızın tasarımına. Girişi yaptık. Üyeyi yaptık. Yeni üyeliği. Sonra arkadaşlar profil var. Profile tıklıyorum. Şu resmi kapatayım. Şurayı da kapatıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi yine aynı şekilde bir tasarımımız var. Ne yapacağım ben arkadaşlar? Yine bir sayfanın kopyasını alıp bunu hemen hızlı bir şekilde uyarlayacağım. Bu sefer isterseniz girişi alalım, üyeyi alalım arkadaşlar şurada. Şu sayfamın arkadaşlar bilgilerini alacağım. Şimdi bunun için kod kısmına geçiş yapıyorum. Ctrl A, Ctrl C diyorum ya da şuradan copy diyelim görün. İptal ediyorum buradaki seçimi etkilenmesin diye. Activity üye XML dosyamı kapatıyorum. Bunun yerine Activity profil XML dosyamı açıyorum. Kod kısmına geçiş yaptım. Ctrl A diyorum ve bunların hepsini siliyorum. Sonra Ctrl V. İlk başta yapmamız gereken şey buradaki arkadaşlar sınıfımızın ismini değiştirmek. Bu ne olacaktı? Profil activity. Burası okey. Şimdi split moda geçiş yapıyorum. Elemanlarımız burada. Ekler eklemez. Constraint layout bağlantılarının hepsini arkadaşlar siliyorum. Şöyle. Ki diğer sayfam bundan arkadaşlar etkilenmesin. Şimdi şurayı kapatıyorum. Rahat rahat artık tasarımımızı yapabiliriz. Şimdi geldim. Profil PNG dosyama. Profil bilgileriniz demiş. Tamam geldim şuraya. Bunu seçtim. Şuraya yazıyorum. Profil bilgileriniz. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değişti. Şöyle biraz ortaya alayım. Sonra adınızı ve soyadınızı e-mail adresiniz diye iki tane tekstim var. Yani ben veri tabanından bilgileri çekip kullanıcının profil bilgilerini buranın içerisine yazdıracağım. E-mail ve adını ve soyadını. İki tane yani arkadaşlar text ve ihtiyacım var. Geldim şimdi kod sayfama. Şimdi bunlara ihtiyacım yok. Tamam o zaman bunları siliyorum arkadaşlar. Şöyle. Yoksa siliyoruz. Kaydet butonu ve giriş yap butonu bulunsun. Bunlara ihtiyacım olacak. Bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüzü. Ctrl C. Ctrl V yapıyorum. Bir kopyasını aldım. Şuraya. Şöyle. Bunu da bir kopyasını almadan önce bir düzenleyelim ilk önce. Bunun üzerine çift tıkladım. Bakın şurada. Yazımızın boyutunu değiştirelim. Bunu ilkin bir 20 SP yapalım yazımızın rengi, text kalıbımız zaten burada hazır. Bir sıkıntı yok. İçerisindeki metni değiştiriyorum. Şöyle arkadaşlar. silelim. Bu ne olacak arkadaşlar? Adınız ve soyadınız olacak. Şuraya yazıyorum. Adınız ve soyadınız. Yani buraya yazacak arkadaşlar. Tamam. Başka ne vardı bir bakayım. E-mail adresiniz Şunun bir kopyasını hemen alıyorum. Ctrl C, Ctrl V arkadaşlar. Şöyle hemen altına ekledim. Buna da e-mail adresiniz diyeceğim şuraya. E-mail adresiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baştan tasarım yapmıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde kopyasını alıyoruz. Adınız, soyadınız, e-mail adresiniz. Resmime bakıyorum. Bilgilerimi güncelle diye bir butonumuz var. Tamam. Geldim şunun bir kopyasını alıyorum. Ctrl C, Ctrl V. Butonumu şuraya getirdim. Şunları biraz aşağıya getirelim şöyle. Hatta şunu biraz zemine getireyim. Şurada dursun. Şuradaki butonuma çift tıkladım. Text bölümüne bilgilerimi güncelle diyorum arkadaşlar. Bu butona tıkladığımızda bilgilerimizi güncelleyeceğiz. Güzel. Başka neler varmış? Çıkış yap bir de hesabımı sil. Şu butonumu seçtim. Daha doğrusu çift tıkladım. Kodu göstersin. Çıkış yap diyorum şöyle, hatta Y büyük olsun. Güzel. Buna da hesabımı sil diyeceğiz arkadaşlar. Kişi buna tıkladığında kayıtlı olan hesabını silmiş olacak. Hesabımı sil diyorum. Güzel. Bakalım bir eksikliğimiz var mı? Bilgilerimi günce profil bilgilerimiz, hesabımızı bir de tekstivimiz. Tamam, sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi dizayna geçiş yapıyorum. Tabi dizene geçmeden önce ne demiştim arkadaşlar? Bakın ben bile unutuyorum. ID'lerini hemen arkadaşlar vermemiz lazım. Geldim şunu seçtim. Buna profil text diyorum. Güzel. Buna da profil ad soyad diyorum. Diğerini seçtim. Profil email diyorum. Şöyle düzgün yazalım. E-mail. Güzel. Bu butonumuz arkadaşlar. Butonumu seçtim. Buna da Profil bilgilerimi güncelle button diyorum arkadaşlar. Uzun olsun ama hiç yoktan hatırlamış olurum. Türkçe karakter kullanmadığınıza dikkat edin. Profil bilgilerimi bakın yanlış yazmışım. Bilgilerimi güncelle button. Güzel. Diğer butonumu seçtim. Buna da profil çıkis yap dedim. Sonra batın. Diğer butonumu seçtim. Profil hesabımı sil. Sil. Batın olacak bu da. Güzel. ID'lerimi verdim. Bakın ID'lerini verdim. Şimdi biz bunları nereden almıştık? Buradaki Activity üye sayfamdan almıştım. Bakın dizayna e geçiş yapıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir ID'si değişmedi. Aynı şekilde Activity girişe geldim. Buradaki ID'ler de değişmedi. Şimdi profil sayfamı açıyorum. Buradaki ID'lerimizi de arkadaşlar yaptıktan sonra artık Constraint bağlantılarımızı yapabiliriz. Şurayı kapatıyorum. Şöyle rahat rahat arkadaşlar geniş bir sayfada yapalım. Şöyle. Geldim buradaki profil bilgiler text view'mi seçtim. Bağlantılarını yapıyorum standart 16 arkadaşlar. 16 16. Üst bağlantımı yaptım. 90 sabit kalsın. Sıkıntı yok. Bunların bağlantılarını yapıyorum. Şöyle 16 16. Buradaki arkadaşlar mesh konsepti de yapabilirsiniz. Wrap content de yapabilirsiniz. Metin olduğu için otomatik olarak sayfanın içerisinde büyüsün istediğim için bunu wrap content yapıyorum. Yukarıya bağlantısını yaptım. Boşluğumuz 32 olsun. Çok fazla aşağıdan başlamasın. Bunu da bağlantısını aşağı yapıyorum. Mantık aynı. Güzel. Şimdi geldim şuna. Buna da bağlantılarını yapıyorum? 16 16 genişliklerini wrap content yapıyorum. Güzel. Üst bağlantısını yukarıya bak yaptım. Aradaki boşluklar 16 olsun. Çok fazla boşluk olmasın arkadaşlar. Bakıyorum. Bunun da bağlantısını aşağı yaptım. Dibinden boşluğumuz 0. Şimdi butonumu şöyle şuraya aldım. Bağlantısını yapıyorum. Boşluklarımız 16. Genişliği rap Content kalsın. Yukarıya bağladım. Aradaki boşluk 32 olsun. Şöyle çok uzak durmasınlar arkadaşlar. Buradaki e-mail adresinizi seçtim. Alt bağlantısını yaptım. Boşluğumuz 0. Biraz su içim arkadaşlar. Güzel. Butonumu seçiyorum. Şimdi butonumuzun alt bağlantısı yok. Bunun bir ilk önce bir bağlantısını yapalım. Şöyle. Soldan 16. Sağdan 16. Üst bağlantısını yukarıya yaptım. Aradaki boşluk 32 olsun. Sabit olsun. Senin için de kolay olmuş olur. Buradaki güncelleme butonumu seçtim. Alt bağlantısını yapıp boşluğu sıfırladım. Güzel. Hesabımı sil butonumu seçtim bağlantılarını yapıyorum. Bilerek aşağı getirdim ki kullanıcı nereye kaymasın arkadaşlar. Yanlışlıkla hesabını silmesin. Şöyle 16. Üst bağlantısını yaptım. Burada 130 demiş. Sabit kalabilir. Sıkıntı yok. Buradaki çıkış yap butonumu seçtim. Bağlantısını yaptım. Boşluğum 0. Güzel. Alttaki text de yapalım. Bütün işlemler standart. Bakmadan da siz de hızlı bir şekilde hemen yapabilirsiniz arkadaşlar. Üst balansını yaptım. 19 demiş. Bunu 16 yapalım. Biraz birbirine yakın dursunlar. Genişlik Mesh Constraint. Alt bağlantısını yaptım. Buna da 16 diyorum. Şöyle. Hesabı sil butonumu seçtim. Alt bağlantısını yaptım. Aradaki boşluğu sıfırlıyorum. Bir kontrol ediyorum. Herhangi bir Constraint bağlantı eksikliğim var mı? Şöyle. Zaten varsa burada artı olarak görürsünüz arkadaşlar mavi olarak. Güzel. Bakıyorum herhangi bir eksikliğim yok. Herhangi bir idimde de bir problem yok. Yalnız şurada birine Üye Text demişiz. Hangisi? Şu arkadaşlar. Bu Üye Text olmayacak. Buna Profil diyeceğiz. Değiştirmemişiz. Profil Text olsun. Şöyle arkadaşlar. Ne diyor bizlere? Cancel diyeyim. Tekrardan bakalım. Activity Profil sayfamızdayız. Üye Text 2 demişiz. Buna Tekrardan şuradan değiştiriyorum. Profil text olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Zaten profil textimiz varmış arkadaşlar. Bir tane. Buna da profil text 2 diyorum. Şöyle unutuyoruz arkadaşlar. Güzel. Bunu da düzeltmiş olduk. Bir bakalım. Şimdi manifest dosyamı açıyorum. Buradaki sınıfımızı değiştirelim. Profil activity. Buraya da üye activity diyorum. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakalım tasarımımızda herhangi bir problem var mı? Evet profil bilgileriniz geldi. Adınız ve soyadınız, e-mail adresiniz, bilgilerimi güncelle, çıkış yap ve hesabımı sil. Ve aynı şekilde aşağıdaki sözleşmemiz de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki tasarımımız da arkadaşlar e, bitmiş oldu. Yani hızlı bir şekilde kopyalayıp tasarımımızı oluşturmuş olduk. Arkadaşlar biraz video uzun oldu olabilir ama... Bu uygulama biraz profesyonel anlamda bir uygulama olduğu için ilk önce bir videoda komple uygulamamızın arkadaşlar tasarımını bitirmiş olduk. Bu sayede arkadaşlar bir sonraki videolarda sadece ilgili sayfamızın kodlarını yazmış olacağız. Zaten bende de arkadaşlar gördüğünüz gibi ses kalmamış oldu. Bir sonraki arkadaşlar videolarımızın bağlantıları yukarıdan arkadaşlar paylaşacağım. Sırayla takip etmeyi unutmayın. İlk yapacağımız arkadaşlar videomuz ne? Tabii ki arkadaşlar Firebase veri tabanına kullanıcı adımızı ve parolamızı kaydetme işlemini yapacağız. Daha sonra bu kaydetme işleminden sonra kullanıcı girişini yapacağız. Daha sonra arkadaşlar yani üçüncü adımda, üçüncü videomuzda profil bilgilerimizi veri tabanından çekmiş olacağız. Daha sonra parolamı unuttum ve verilerimi güncelle bölümlerini beraber yapmış olacağız. Bir sonraki videodan arkadaşlar devam edelim.